arkadaşlar, ben Sibel. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Evet, gerçekten böyle bir şey hayatımda görmedim bu arada. Keşke gerçek bir gözle böyle bir şeyi görebilsek. Eyfel Kulesi'nin orada herhalde yeni yıla giriyoruz şu an. Umarım hepimiz bir gün yeni yılda Eyfel Kulesi'ni izleyerek gireriz. Ben bu tarz köpeklerden pek fazla hoşlanmıyorum ama gerçekten bu videoyu gördükten sonra fikrim değişebilir herhalde. Şunun şu tüylerini rüzgarla savurmasına bakar mısınız? Sanki yürüyen tüy yumağı ya. Ya burada tembellikte son nokta mı demeliyim, yoksa bayağı yetenekli, aklı deli gibi fışkıran biri mi demeliyim? Bence ikisini de demeliyim. Çok iyi ya. Ne güzel koltuktan adam kendine araba yapmış, süper. Bu rahatlığı çok sevdim. Keşke bende de olsa. Hayatınızda böyle bir denizaltı gördünüz mü? İnanamıyorum. Belki de burası şu an o kadar derin ki biz berraklıktan bunun derinliğini algılayamıyoruz. Gerçekten şöyle berrak suyun aşığı olanlar bir yorumlarda buluşabilir miyiz? Yeni bir ayakkabı aldım. Evet. Ama bu bir ayı ayakkabısı. Evet. Ayı terliği. Evet. Aa, ne alaka be? Ay, pençeleri falan da var. Kesinlikle yasaklanması gereken bir terlik modeli bence. Neden kendime bir ayı terliği alayım ki? Çok saçma. Bu ne? Oo, epoksi mi bu? Ay, ne güzel bir şey bu. Aşırı rahatlatıcı değil mi ya? Şu an sanki bir yılan derisi var ve biz onun rengini açıyormuşuz gibi. Ay, çok güzel. Ne işe yarıyor ki peki bu? Bu nedir yani? Bunun ne olduğunu algılayamadım. Bıçak mıymış? Bıçak tutma yeri. Vay. Bir bıçağa göre bayağı coolsun. Evet, kedilerin kolye taktığına ilk kez şahit oluyorum. Ama bu kolyenin taşınır rengine bakar mısınız? Gözlerinin rengiyle aynı. Oha, o ne kadar güzel bir gözmüş ya öyle. Hayatımda gördüğüm en güzel gözlü kedi bu, net. Hayatınızda hiç neonlu bir dövme gördünüz mü? Ben ilk kez görüyorum. Adam resmen kendine yıldırım efekti vermiş. Şuna bakın. Suratı yapılan dövmeler zaten bayağı estetik ama bu ayrı bir şey ya. Oha, hayatımda ilk kez bu kadar minnacık bir kertenkele görüyorum ve gerçekten ne yiyor bu ya? Trinçe mi yiyor ne bu? Zavallı, hayatında bu da herhalde ilk kez tadını alıyor ya. Dilini koparasım geldi. O kadar tatlısın ki. Burası da neyin nesi? Bu ne ya böyle? Aurora. Şu an bir gezegen mi burası? Evet, böyle bir gezegen vardı sanırım. Oha. Bu ne? Uzaylıların mekanı mı bu? Bu nedir ya? Biraz ürküttü beni. Gerçekten böyle bir şey görmek istemem ya. Vazgeçtim. İnanamıyorum. Bu nasıl bir yetenek ya bu? İnanılmaz bir şey. Boyayla kendine saç yaptı ve o kadar gerçekçi ki. Hayret bir şey ya. Evet, dünyanın en kısa yolculuğu. Bir cruise ship'teyiz, evet. Adadan ayrıldık, geri mi geldik? Harbiden bu nedir ya? Bir de buna para mı verdiniz? Bu yolculuğu yaşamak için. Evet, böyle mini bir kıyafet almışsın. Şu an hayal edilen veya gerçekte olan bir alışveriş mi söz konusu? Bayağı minnacık gelmiş çünkü. Biraz esnek gibi duruyor ama. Köpüklerine falan mı aldın acaba? Deneyecek. Hadi bakalım, yürüyecek mi, çok merak ettim şu an. Esnek bir şey. Ya ben böyle şeyleri çok seviyorum. Bak, görüyor musun? Hiç beklenmedik bir şekilde bitti. Zaten ben gerçekten Legolardan yapılan bu tarz şeyleri çok seviyorum. İnanamıyorum. Orada hareket eden, uçuşan bir şeyler var ya. Nedir bu? Bu ne yani? Bir ağaç eve benziyor ama değil. Vapur gibi de, uçak gibi de. Vallahi ağaç evle uçağı birleştirmişler. Artı makine dairesi falan bir şeyler var. Çok garip bir ortam. Ben ama bunların nasıl hareket ettiğini algılayamıyorum ya. Çok garip. Motor falan mı var acaba içinde? Sahilde bulduğum bir şey neymiş? Oha, bayağı kaya gibi bir şey. Kayakların altından. Al işte. Bak, çok değerli bir taş çıkacak net bunun içinden. Abi, nasıl buldun? Dedektörle falan mı baktın? Ne bu, gümüş mü? Gümüşe benziyor sanki. Bu ne? Desenli taş. Bu ne ya? Ne yaşanıyor şu an? Bu ne? Animasyon sanırım bayağı gerçekçi bu. Bu bir havalandırma borusu değil mi? Alüminyum folyoya hareket ediyor. Ne garip. Yeni bir plak aldım ve bu plak döndükçe üzerindeki şeyler hareket mi ediyor? İnanamıyorum. Ne kadar güzel bir şey. Keşke benimle olsa bundan. Resmen televizyon efekti ya. Small string mi yazıyor? Çok güzel. Bu nedir? Dünyanın en küçük evi mi? Evet. Bu ablanın evi burası herhalde. Ha. Gayet iyi aslında. İçi o kadar da küçük değil. Mutfağı bu kadar ama çok küçükmüş, evet. Vazgeçtim, küçükmüş arkadaşlar.
Evet, burada da bir alan. Ben hayatta sığamam. Tek başıma bile sığamam buraya. İmkansız. Tek kişilik bir banyo. Evet. Yukarı çıkıyoruz. Odam bu kadar. Nasıl ya? Nasıl sığacağız abla? Hani yatağın... oraya hayatta sığamam. İmkansız küçük bir dolap. Bunun yazlığı var, kışlığı var, giydiğin var, giymediğin var. Olmaz. Ben sığamazdım. Sen bu yere sığar mıydın yorumlara? Abla uçağa binmiş ve şu an yer çekimine meydan okumaya çalışacak. Bakalım hızlandığımız zaman surat şeklimiz nasıl olacak? Oha, inanamıyorum. Evet, burada buz yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Ertesi gün evet böyle bu şekilde buzumuz olmuş oluyor. Buzdan ne yapacağız? Buzdan bir oturak mı yapıyoruz? Evet, suyla onları birleştirdik. Aa, çok garip bir şey yaşanıyor şu an. Oluk gibi bir şey mi yaptık acaba? Su çeşmesi mi? Ne o? Aa, buzdolabı yerine böyle bir alan oluşturmuş kendine. Açma kafama yeri bile var, kulpu var. Çok iyi ya. Benim hiç aklıma gelmezdi şahsen böyle bir şey. O sırada oluk olduğunu düşünen ben. Sonuna kadar bekle diyor. Yalnız bu doğa olayı beni biraz korkuttu şu an. Evet. Işıkları kapatıp açıyor mu? Ne yaşanıyor ya? Birden gece mi oldu? Kıyamet mi yaklaştı? Ne oldu? Çok korkmaya başladım şu an. Gerçekten minyatür şeyleri çok seviyorum. Bu üç boyutlu bir kitap mı? Çok güzel. Ne tatlı bir kitap. Bir tür harita gibi. Bu bir evet kaykay tahtası herhalde. Ha, ne yapacağız? Oha, şu an havada mı uçuyor bu? Bir dakika. Bir dakika ya. Nasıl? Mıknatıs falan mı acaba? Nasıl oluyor böyle bir şey? İnanamıyorum. Ne bu? Şu an burada bir büyücülük olayı gerçekleşiyor sanırım. Bu videoda insanların köpek balıklarıyla yüzdüklerini göreceğiz. İnanamıyorum. O hareket eden şeyler köpek balıkları mı yoksa? Nasıl ya? Abi aklınız varsa yüzmeyin, ne yapıyorsunuz? Harbiden. Yoksa yani çok da köpek balığına benzemiyor gibi ya. Bilemedim. Yavru köpek balıkları mı bunlar? Dünyanın en sağlam telefonu yok bu değil. Bu Nokia 33 ondan sonra çıkan telefon değil mi? Ne yaptın? Bu telefonu hacklediniz mi? Şu an ahtapotun kendi kamufle ettiği anı göreceğiz. Ay. Bence görmemeliyiz çünkü... Çünkü çok korkarım ya. Oha, oha, oha. İnanamıyorum. Bu ahtapotun adı neymiş böyle? Renkten renge girdi. Abi bayağı kamufle. Çok korkmaya başladım ben şu an. Umarım hayatımda hiçbir zaman seni görmem ya. Gerçekten görmek istemiyorum. Zehirli bir şeydir bu, net. Evet, bu da yerim adamı. Bu ne ya? Net yasaklansın böyle bir şey. Başlamadan bitsin mümkünse. Biz bunu küçükken iple oynardık. Teknolojiye bak ya. Ne kadar güzel olmuş. Sarı şeyleri basmaya çalışacağız yanmadan. Çok güzel bir şeymiş. Keşke bundan bulsak da oynasak. Evet. Hiçbir şekilde çözemeyeceğim bir Rubik küp daha. Belki bunu çözerim ya. Bu biraz eğri büğrü ama çok zor. Nasıl bir Rubik küp böyle? Ne saçma bir şey bu? Ne bu Lucifer'in vücut bulmuş hali mi? Bu kanatları nasıl yaptın? İnanılmaz. Ne kadar güzel. Florida'daki ters eve bakıyoruz şu an. Ankara'da da bunun bir benzeri var. Gidenler var mı aramızda, yorumlara. Çok da bence matah bir şey değil ya. Benim hiç ilgimi çekmedi. Gitmedim o yüzden. Bu bayağı cüsselilmiş. Ne kadar güzel bir ayna bu. Ay ne tatlı. Oha, 3 boyutlu ayna. Aynı zamanda masa olarak da kullanılıyor. Boşluğa doğru gidiyor resmen. Çok güzelmiş. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere baktık. Siz bu videodakileri daha önceden görmüş müydünüz? Lütfen yorumları benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.